Merhaba güç ve fitness severler. Ben Yankı Tansu. Bir kez daha bir Instagram canlı yayında benle birliktesiniz. Ve bugünün konusu spor dostlar. Spora nasıl başlayacağız, nasıl devam edeceğiz? Spor konusu da değerli geniş bir konu. Mümkün olduğunca maksimum fayda sağlayacak sizler için. Nereden başlayıp nereye doğru gideceğinizi belirtecek, anlatacak bir video. Bir canlı yayın yapmaya çalışacağım dostlar. Hemen... Şu söyleyeyim soru cevap canlı yayını değil. Onu önden söyleyeyim dostlar. Soru-cevap canlı yayını değil, sorularınızı cevaplamayacağım. Spordan bahsedeceğim bu canlı yayında. Beslenme ile ilgili sorularınız varsa, dünün canlı yayın kaydı Instagram TV'de. Beslenme ile ilgili aklınıza gelecek aşağı yukarı her türlü soruyu cevapladım. beslenme videosunu dediğim gibi Instagram TV'den izleyebilirsiniz. Eğer yeni takipçisiniz ve yağ yakmak, zayıflamak gibi konularda bilgiye ihtiyacınız varsa profile tıklayın. Profilde başta başlıklı bir yuvarlak var. Ona tıklayın ya da web sitesinde linktree var. Oraya tıklayın e, ee, ve oradan devam edin. Bir sporla ilgili konuşmaya başlayayım dostlar. Şimdi sporla ilgili çoğunuz zorlanıyor. Çoğunuz bir takım şeylerde zorlanıyor ve zorlanmasının bir takım sebepleri var. Önce o sebeplerden bahsedelim. Neden spor yapmakta zorlu zorlanıyorsunuz? Neden spor başlamakta zorlanıyorsunuz? Neden devam ettirmekte zorlanıyorsunuz? Neden spor yapmaya ihtiyacınız var? Hemen kabaca özetleyeceğim dostlar. Birincisi neden spor yapıyoruz? Ha diyeceksiniz ki sağlıklı olmak için zayıflamak için dırdır bir sürü şey söyleriz. Ama spor yapma ihtiyacının temelindeki sebep dostlar insan vücudunun hareket etmek üzere evrimleşmiş olması. Yani biz yakın geçmişe kadar gün içerisindeki hayatımızı sürdürmek için avlanmak, yiyecek toplamak, bir şeyler taşımak, bir yere tırmanmak gibi aktiviteler yapmak zorundaydık. Yaşamak için bunları yapmak zorundaydık. O yüzden vücudumuzun alıştığı format bu. Ha modern dünyaya geldik, modern dünyada. Bildiğiniz gibi yemek için buzdolabını açıyoruz. Marketten sipariş ediyoruz. Yiyeceğimiz hazır önümüze geliyor. Ee, i̇şimizi işimize çalış, çalış çalışmamızı oturarak yapıyoruz. Yani hayatımızda olan hareket hayatımızdan çıktı. Modern hayatın getirisi. Bunu dengelemek için spor yapıyoruz dostlar. Hani sporu sağlıklı olmak için yapıyoruz evet ama temelde niye bu spor eksikliği var bu yüzden? Şimdi doğada insan dışında spor yapan bir canlı yok. Neden yok? Çünkü e, modern hayat içerisinde yaşayan başka bir canlı yok. Var tabii ki. E, evcil hayvanlar modern hayat içerisinde yaşıyor ama onlar da bildiğiniz gibi kilo alıyor ya da hani sağlıksız oluyorlarsa oluyorlar. Hareket ihtiyaçlarını onlar da karşılamak ihtiyaç duyarlar ama neyse geçiyoruz o konuyu. Her türlü canlı mevcut enerjisini korumaktan yanılır. Niye tem, niye tembelliği izliyorsunuz ya? Mesela harekete geçemiyoruz. Doğa içerisindeki hiçbir canlı durduk yerde bir gereksinim olmadan hareket etmek için hareket etmez. Doğa, doğal olarak biz de baktığınızda bu eğilimdeyiz. Yani bir sıkıntımız yoksa yerimizden kalkmayız. Sebep bu. Yani tembelliğinizin, ataletinizin sebebi bu. Öyle söyleyeyim. Soruları cevaplamıyorum dostlar hemen tekrar edeyim. Soruları cevaplamıyorum. Spor konusundan bahsediyorum. Sorunuz varsa bir başka canlı yayın, birçok soru cevap canlı yayın yapıyorum. Yeni takipçiyseniz eğer profile tıklayın. Profilde başla başlıklı bir yuvarlak var. Orada sorularınızın cevapları var dostlar. Öyle anlatayım. Devam ediyorum. Şimdi. <laughs> Tabi burada bu kadar hızlı hala soru sormaya devam ediyorsunuz. Ee, kusura bakmayın. Dikkatim dağılıyor bazen. Kapatmıyorum da. <laughs> Hemen dinliyorum. Evet. Diye anlatmaya devam ediyorum dostlar. Hareket hayatımızdan çıktı. Modern hayatla yerine koymamız gerekiyor. Yerine koymak için spor yapıyoruz. Güzel ne ala. Ya da yapamıyoruz. Sembel olduğumuzdan dolayı. Şimdi spor yapmamızın önündeki birinci engel bu atalet. ikinci engel sporun bizler için karmaşıklaştırılmış hale gelmesi. Bakın karmaşıklaştırılmış hale gelmesi. Spor ne dedik? Hayatımızın eksilen hareketi yerine koyma çabası. O yüzden yapısı gereği her türlü hareket, her türlü hareket etmemiz bizim hareket ihtiyacımızı karşılamak için bir artıdır. Bunu bir spor olarak, antrenman olarak adlandırıyoruz. Bunu çeşitli formatlara... Çeşitli amaçlar için çeşitli şeylere bölüyoruz ama temelinde bu bizim hareket etme ihtiyacımızı karşılamak için yapılan bir şey birisi bunu bir kenara alıp kenara koyun hareketle ilgili en önemli konulardan bir tanesi sizin sporla ilgili en önemli konulardan bir tanesi en ideal en ideal en verimli en süper en spora ihtiyacınız yok sizin ihtiyacınız olan devam ettirebileceğiniz sürdürebileceğiniz spor. Bakın çok önemli. Genelde insanların kafasının karışmasının bir yerlerde takılmasının sebeplerinden bir tanesi bu zaten. Ne diyeceksiniz? Sporla ilgili o kadar çok şey anlaşılıyor ki insanlar kendi başlarına spor yapamayacaklarını düşünüyorlar bu yüzden. Hayır öyle bir şey yok. Spor ne dedik? Eksik hareket ihtiyacı. Her türlü hareket bunu karşılar. Ve sporla ilgili en önemli konu sporu devam ettirebilmeniz. Yani sporun hayat düzeninize uyuyor olması. Bana en sık sorulan şey işte akşam spor yapacağız, sabah spor yapsak olur mu? Öncesinde ne yiyelim, sonrasında ne yiyelim, şunu mu yapalım, bunu yapalım? Bunların öncelikle hepsini bir kenara koy. Öncelikle yaptığınız sporu devam ettirebiliyor olmanız lazım. Neden ben sürekli evde spor yapmanızı teşvik ediyorum? Evde bir çift dumbbell ile olur spor salonuna gitmenize gerek yok diyorum. Çünkü evde spor sürdürmesi, devam etmesi daha kolay spor salonuna göre. Çünkü dışarıda bir yere gitmeniz gerekmiyor. Dışarıda bir yere para vermeniz gerekmiyor. Oranın saatlerini ya da başka bir takım şeylere bağlı olmanız gerekmiyor. Evinizde sporunuzu yapabilirsiniz. Evet yapabilirsiniz. Şimdi. Spora baktığımızda. Genel olarak baktığımızda. Çok detaya girmeyeceğim dostlar. Ama vücudumuzda temel olarak 3 enerji sistemi var. 3 enerji sistemi. Bunlardan biri. 2 iki diyelim. Iki, bir tanesi 3'ü ayrılır. Aerobik enerji sistemi. Yani hareket ettiğimiz sürece enerji çevrimi için oksijen kullanan bir enerji sistemi. Diğeri anaerobik. Yani enerjinin enerjiye çevrilmesi için ee, oksijen gerekmiyor. O da laktik ve alaktik olarak ayrılır. Şimdi bunu neden söyledim? Bizim yaptığımız spor, yaptığımız hareket ideal olarak bu enerji sistemlerinin üçünde çalıştırmalı. Üçünde çalıştırmalı ve aynı zamanda kaslarımız için, iskelet sistemimiz için yeterli uyarıyı vermeli ki biz güçlü, kuvvetli kalalım. Sporun genel temel ihtiyacı, amacı bu. Şimdi bakın altta çok çeşitlendirebiliriz bunu. Ama temel ihtiyaçlar niye bunlar? Bu şekilde daha basit bir halde baktığımızda da iki temel ihtiyacı var vücudun. Bir kardiyo, kardiyovasküler kalp damar sağlığı ile ilgili demek. İki direnç egzersizleri. Direnç egzersizleri de bir yüke. Vücut ağırlığı olabilir, damla olabilir, bar olabilir. Bir yüke karşı yaptığınız egzersizler. Sanılanın aksine dostlar. Bu ikisinin hangisi önemli? Kardiyo mu ağırlık çalışma mı derseniz ağırlık çalışma daha önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü birçok sebebi var ama aslında öyle bölmeyelim isterseniz. Hangisi daha önemli diye. İkisi arasında seçmeniz gerekiyorsa ağırlık çalışmayı seçmeniz lazım. Onu söyleyeyim. Şimdi <laughs> kardiyo ihtiyacınızı, kardiyo sporunuzu kardiyonuzu yapmak için özel bir egzersiz, özel bir e, ekipman gerekmez. Özel bir zaman da gerekmez normalde. Kardiyonuzu yürüyüş şeklinde yapabilirsiniz. Ve tamamıyla yeterlidir. Şimdi günde 10.000 adım atmalısınız deniyor ya. Güzel bir tavsiye. Yeterli değil fakat. Bakın vücudunuz için yeterli değil ama. Güzel bir tavsiye. Günde 10 adım atıyor olmanız. Güzel bir hareket etmenizle ilgili. Daha fazla olur. Güzel bir tavsiye. Ama tek başına hareket ihtiyacınızı karşılamaz. Şimdi. Kardiyo kalp damar sağlığı ile ilgili önemli evet. Ama her türlü gün içerisinde yaptığınız şey. Kardiyo ihtiyacınızı karşılar. Bunun için özel planlama gerekmiyor. Kardiyoyu alın bir kenara koyun. Şimdi. Direnç egzersizi ne? Neden direnç egzersizi önemli? Bundan bahsedeyim. Direnç egzersizi dediğim gibi bir yüke karşı yapılan spor. Bu kendi vücut ağırlığınız olabilir. Bir bar olabilir, dambul olabilir, başka bir ağırlık olabilir. Direnç egzersizlerinin numarası dostlar şu. Kaslarınız sizin güç üretmenizi sağlayan şeyler. Kasların görevi dostlar sadece güzel gözükmek değil. Kasların asıl işlevleri belli bir güç üretmek. O güç sizin hareket kapasitenizi belirleyen şey. Bakın hareket kapasitenizi belirleyen şey. Hareket kapasitenizi de sağlığınızı belirleyen şey. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi ben görüyorsunuz bol bol squat yapıyorum sırtımda ağırlıkla. Benim bu oturduğum sandalyeden ayağa kalkmam squat yapmayan birine göre çok daha kolay. Buradan çok daha rahat kalkabilirim. Merdivenleri ikişer ikişer ya da üçer üçer daha rahat çıkabilirim. Bir yük taşımam gerektiğinde daha rahat taşıyabilirim. Kısaca normal hayat içerisindeki her türlü ihtiyacımı, hareket ihtiyacımı daha rahat gerçekleştirebilirim. Çünkü kaslarım yüksek güç üretebiliyor. O yüzden daha yüksek hareket kapasitesine sahibim. Güç ve hareket kapasitesi ne zaman daha fazla önem kazanıyor? 20'li yaşlarınızda belki bu çok fazla önem kazanmıyor. Önem teşkil etmiyor. Ama... Belli bir yaştan sonra kas miktarınız da azalıyor. Bunun paralelinde gücünüz de azalıyor. Bakın gücünüz azalıyor. Gücünüzün azalması ne demek? Rahat hareket edememeniz anlamına gelir. Rahat oturup kalkamamanız, merdivenleri ikişer ikişer rahat çıkamamanız, bir ağaca tırmanmanız gerektiğinde tırmanamamanız, hareket kapasitenizin azalması anlamına geliyor. Ve belli bir yaştan sonra güç herkesle aşağıya doğru gider. Ağırlık çalışmak, direnç egzersizi bunu dostlar, bunu minimuma indirir. Bu da siz yaşlandığınızda, yaşınız ilerlediğinizde hala yüksek hareket kapasitesine sahip olacaksınız anlamına gelir. Yüksek hareket kapasitesi. Yani baston kullanmayacaksınız. Öyle anlatayım. Daha basit anlatmak gerekiyor. Şimdi 70-80 yaşındaki bir birey için sağlık nedir diye sorduğunuzda Tabii ki sağlığın birçok göstergesi, birçok sağlık markörü var. Tansiyon var, kan testi değerleri var, şu var bu var bir sürü şeye bakabiliriz. Ama ilk bakacağımız şey ne aslında? İlk bakmamız gereken şey ne dostlar? Hareket kapasitesi. Çünkü 80 yaşındaki bir birey merdivenleri ikişer ikişer çıkabiliyor ise enerji seviyesi yerindeyse rahat oturup kalkabiliyorsa onun sağlıklı olduğunu varsayabiliriz. Çünkü hareket kapasitesine sahip güç üretebiliyor vücudu hala. Yaşlanma dediğimiz şey en temelinde bu. Gücümüzü kaybediyor olmamız. Ağırlık çalışmak bunun önüne geçer. Ve şunu da söyleyeyim. Şu anda ben diyelim ki 200 kilo ile squat yapabiliyorum. Yanımda 50 kilo ile squat yapan biri var. Şu anda spor yapmayı bıraktık. Benim gücüm 200'den aşağıya doğru düşecek. Onunki 50 kilodan aşağıya doğru düşecek. Bu da şu anlama gelir. 70 yaşına geldiğimde ben hala sırtında 40-50 kilo ile squat yapabilirken o kişi koltuktan zor kalkıyor olacak. Yani gücün yükselmesinin sebebi mantığı bu. Tabii güç sağlık sağlık ilişkisi çok ilginizi çekmiyor belki. Daha çok fiziksel görünümünüzle ilgileniyorsunuz ki buna hemen geleceğim dostlar. İyi gelebilirsiniz tabii ki. Ayıp bir şey yok. Herkes güzel gözükmek ister. Vücudunuzun şekilli gözükmesini sağlayan şey kas. İster erkek olun, ister kadın olun. Ya dokusunu vücudunuza temel olarak baktığınızda değiştirebileceğiniz, miktarını değiştirebileceğiniz dokular kas veya yani iskelet sisteminizin yapısını değiştiremezsiniz. Tendonlarla kasların e, tendonlarla kemiğe nereden bağlandığını değiştiremezsiniz. Değiştirebileceğiniz şey ne? ya miktarınız ve kas kütleniz. Yağı şekillendiremezsiniz olsa. Ya yağ gibidir. Lömbür lömbür. Şekil şekil istiyorsanız eğer herhangi bir yerde şekil istiyorsanız Çözümü yağ değil. Ya her zaman için çirkin gözükecektir. Çözümü kas. İster erkek ister kadın olun. Bakın altını çiziyorum. Dolayısıyla istediğiniz fizik ne olursa olsun belli bir kas kütlesine sahip olmak zorundasınız. Vücudunuz düzgün gözüksün diye. Ve bunun için de en etkili çözüm yine direnç egzersizleri. Yani ağırlık çalışmak. Ağırlık çalışmanın öncelikli olması ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Ağırlık çalışma programları içerisine, programlaması içerisine nabzınızı yükseltecek, düşürecek ve gerekli kardiyo ihtiyacını da karşılayacak antrenmanlar yapmanız mümkün. Yani ağırlık çalışmadan kardiyovasküler fayda görmeniz mümkün. Ama kardiyodan direnç egzersizindeki faydayı görmeniz gerçek anlamda zor. O yüzden ağırlık çalışmak daha önemli diyorum. Şimdi dedik ki spor yapmak zorlaştı. Spor yapmak zor değil. Sporu hareket olarak düşüneceksiniz. İdeal koşullar, evet idealleri bilin. İdeal koşulları bilin ama ideal koşulu tutturamadığınız için yapmaktan vazgeçmek tamamen saçmalık olur. Şimdi ben ağırlık çalışmak dedim. Ağırlık çalışamıyorsanız hiç hareket etmemek saçmalık olur. Dumbbell'la çalışmayı öneriyorum. Dumbbell yoksa, e dumbbell yok. Tamam vücut haliyle çalışırsınız. Spor söz konusu olduğunda dostlar bakış açınız şu olmalı. Bakış açınız şu olmalı. İstek varsa çözüm bulunur. İstiyorsanız eğer spor yapmanın her koşulda, her yerde yöntemini bulursunuz. Ben sosyal medyada bir şey paylaştığımda bana hemen işte bunun için vakit ve nakit gerekiyor diyen bir takım akıllı arkadaşlar çıkıyor. Vakit ve nakit gerekir. Spor yapmak için vakit ve nakit gerekmez olsa. Spor yapmak için istek gerekir. Vakit ve nakitle ilgisi yok. Neden diyeceksiniz? Nedenini söyleyeyim. Spor yapmak bir vakit alıyor evet ve siz o vakte sahipsiniz. Çünkü çünkü akıllı telefonunuz var. Bir Instagram hesabınız var. Bu Instagram hesabında Instagram'ı takip ediyorsunuz. Yani vaktiniz var. Vaktiniz var. Gerçekten vakti olmayan insanlar vardır. Onlar burada değil zaten. Onlar Instagram'da değiller. Sizin spor yapmaya vaktiniz var. Vaktim yok tamamen bahane. Külliyen bahane. Ve ben biliyorsunuz olsa. Bahaneleri Peki prim vermem. Şimdi para yok. Kusura bakmayın. Spor yapmanın para ile ilgisi olduğunu nereden çıkardınız? Nasıl çıkardınız? Birincisi vücut ağırlığıyla direnç egzersiz yapabilirsiniz. Vücut ağırlığıyla kardiyo da yapabilirsiniz. Vücut ağırlığınız için ekipman almanıza gerek yok. Özel bir alana ihtiyaç yok. Evinizde bir koridor varsa evinizde yatağınızın yanında bir boşluk varsa sporunuzu yapacak yer var demektir. Ne eksik kalıyor burada dostlar? Vakit ya da nakit mi eksik kalıyor? Hayır. İstek, istek. Eksik olan şey istek. Ona da geleceğim. İstek ve motivasyon konusunda. Vakit, nakit, imkan yok. İmkanı yaratacaksınız. Birincisi spor salonuna gitmek zor geliyorsa evde yapacaksınız. Artı şunu da söyleyeyim. Bir çift dumbbell 400 lira. Bir çift ayarlanabilir dumbbell 400 lira. Satın telefonunuzu, bir daha söylüyorum. Satın telefonunuzu bir çift ayarlanabilir dumbbell alın. Çünkü burada hayatınıza hangisinin daha çok fayda sağlayacağını konuşmamıza bizim gerek bile yok. Benim yukarıda spor salonumu evimdeki gördünüz. Ben 2016'ya kadar yanlış hatırlamıyorsam akıllı telefon kullanmadım. 2016'ya kadar. Her akıllı telefon çıktığında dostlar spor adama bir şeyler aldım. Spor adam da zaten şu anda hiçbir eksik yok ama uzun süredir hiçbir eksik yok. Önemli olan öncelikleri nereye koydunuz? Sizin öncelikleri nereye koydunuz? İstek varsa çözüm buldur. Bahane bulmak istiyorsanız da emin olun. Siz yüz bahane bulursunuz. Ben bin tane bulurum. Ama burada bahane bulmak için buradayız. Burada çözüm bulmak için buradayız. Sporla ilgili siz bu bakış açısına gelirseniz ya spor yapmanın yöntemini de bulursunuz. Diyeceksiniz ki hocam iyi de tamam da nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız kısmı dostlar? Detay konu, detay. Bakın nasıl spor yapacağız kısmı detay konu. Siz önce bakış açınızı bu formata getirin. Ondan sonra benim her tarafta sporla ilgili videolarım var. Yani şimdi bakın hemen size bir örnek vereyim. Bu program biliyorsunuz 4 haftada maksimum kas gelişimi programı ücretsiz bir program. Bunu şimdiye kadar bu e-kitabı bu e-kitabı ve eğitime. Şimdiye kadar 20 bin kişi katıldı. Bunu çıkaralı iki hafta oldu. 20 bin kişi katıldı. Bu 20.000 kişiden kaç tanesi bu programı yapıyor? Güzel indirdiniz. Ben size söyleyeyim. 500 ila 1000 arası. Niyet ediyorsunuz. Başlamıyorsunuz. İmkan var mı? Var. Ücretsiz Zoom derslerimiz var. Ücretsiz Zoom derslerine şimdiye kadar davetiye isteyen kişi sayısı 4000'in üzerinde. Bir derse ortalama kaç kişi oluyor? 30-40. İmkan var dostlar. İstek yok. Siz istek kısmını çözün. İstek kısmını çözerseniz imkanla ilgili her şey elinizin altında. Vakit de elinizin altında, nakit de elinizin altında, bilgi de elinizin altında. Peki, istek konusunu nasıl çözeceğiz? İstek konusunu nasıl çözeceğiz? Birincisi de olsa motivasyon çok sık soruluyor. Birincisi ne istiyorsunuz? Yani ne istediğinizi bilmi ne istediğini bilmeyen kişi Motivi olamaz, motivasyonunu koruyamazlar. Ne istiyorsun? Daha iyi bir vücut mu istiyorsun? Daha sağlıklı bir hayat mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben 48 yaşındayım ve sporun, beslenmenin hayatımda bu kadar önemli olmasının temel sebebi 5 yaşında kızım olması. Ben kızım için sağlıklı bir baba olmak istiyorum. O 20-30 yaşına geldiğinde onunla hala hareket edebilmek istiyorum. Bu yüzden önemsiyorum. Hareket kapasitemi ve sağlığımı önemsiyorum. Sebebim bu. Kızım için iyi bir örnek olamamak bu konuda ya da kötü örnek olmak benim canımı yakar. Ben bunu istediğimi biliyorum. Ne kadar istediğimi de biliyorum. Çok istiyorum. Benim için çok önemli. Çocuğum için iyi bir örnek olmak benim için çok önemli. Onun için sağlıklı olmak benim için önemli. Bu yüzden dostlar, ne istediğimi biliyorum, ne kadar istediğimi biliyorum. Bunun dışında tabii ki yani yan etkiler de var. Güzel gözükmek tabii ki benim de hoşuma gidiyor. Hareket kapasitemin yüksek olması tabii ki hoşuma gidiyor. Ama baktığımda nedenlerini biliyorum. Neden yaptığımı biliyorum ve ne kadar istediğimi biliyorum. Bu yüzden motivasyonumu korumakta zorluk çekmiyorum. Sizin de nedeninizi bilmeniz, ne kadar istediğinizi bulmanız gerekiyor öncelikli olarak. Sonrasında herkeste şöyle bir mod var. Evet ama motivasyon düşüyor. Dostlar motivasyon hep yüksek kalır mı? Kalır mı zannediyorsunuz? Benim enerji seviyem hep yüksek ama motivasyonum hep yüksek mi? Mümkün değil. İnsanız. Etrafınızda bir dünyada dolusu şey oluyor. Olup bitiyor. Motivasyon iner çıkar. Çünkü dışarıdan etkilenmeme gibi bir şansımız yok. Motivasyonunuz düştüğünüzde devreye ne girer? Öz disiplin, kişisel disiplin girer. Ki Türkiye'deki en büyük eksiklerden biri. Kişisel disiplin. Keşke kişisel disiplini gerçekten daha küçük yaşta kazandırabilecek bir takım şeyler de anlatabilsem, yapabilsem. Kişisel disiplin ne demek? Spor yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Motivasyonunuz düşük. Ama bu bilince sahip olduğunuz için kalkıp sporunuzu yapıyorsunuz. Yoksa 100 sporun 90 tanesi motivasyonla oluyorsa 10 tanesi kişisel disiplinli oluyordu. Herkes için bu böyle. Beslenmeleri de bu böyle. Artı şu kısmı unutmayın dostlar. Burada birkaç tane kritik nokta var. Spor yapma amacınız, sizin spor yapma amacınız eğer müsabık bir sporcu olmak değilse yani bir spor dalında yarışmaya katılma amacınız yok ise o zaman Yarışma amaçlı kişilerin söylemlerini dinlemekten vazgeçin. Özellikle, özellikle bakın. Fitness, kas gelişimi konusunda. Sizin öncelikleriniz farklı. Vücut geliştirmecilerin önceliği farklı. Siz daha iyi gözükmek istiyor olabilirsiniz. Ama öncelikleriniz farklı. O yüzden ıvıra zıvıra, spor konusunda ıvıra zıvıra takılmayacaksınız ıvıra zıvıra takılmayacaksınız. Altını çizerek söyledi. Tabii ki bir programınız olsun, tabii ki bir düzeniniz olsun ama ıvıra zıvıra takılmak sürekliliği bozar. Ha, ağırlık çalışmak. Ben diyorum ki haftada 3 gün tüm vücut ağırlık çalışın. Güzel. Önerdiğim yöntem bu. Sizin haftada 2 gününüz var spora ayırabilecek. O zaman hiç başlamayacaksınız. Olabilir mi öyle bir şey? Haftada 2 gününde bir faydası vardır. 2 günlük bir şeye göre ayarlama yaparsınız. Bir antrenman bir buçuk saat sürüyor benim önerdiğim ama sizin 50 dakikanız var güzel. O zaman antrenman sayısını arttırırsınız. Arttırırsınız. Her şeyin kısaca dostlar çözümü var. Her şeyin çözümü var. İstek var mı? Asıl burada bakmanız gereken şey dışarıdaki faktörler değil. Siz kendi içinize bakacaksınız. Ben niçin spor yapmak istiyorum? Ne kadar istiyorum? İstiyor muyum bunu ya? Yoksa laf olsun diye ortalıkta dolanıyor muyum? Bakın tekrar söylüyorum. İstiyor muyum? Laf olsun diye ortalıkta dolanıyor muyum? Çünkü laf olsun diye ortalıkta dolanan bahane bulur sürekli. İsteyen de çözüm bulur. <laughs> Sert mi konuştum? Kusura bakmayın dostlar. Ben lafımı esirgemem biliyorsunuz. Yorumları açalım birazcık. Bakalım kimler ne demiş. Soru cevaplamıyorum dostlar. Soru cevaplamıyorum. Anlattığımı dinlediyseniz buraya kadar. Zaten bir takım şeyleri öğrenmişsinizdir. Daha da fazlasını umarım öğrenirsiniz. E, canlı yayınları artık bu şekilde konulu yapacağım Çünkü sürekli soru cevap yaptığımda sürekli aynı soruları cevaplıyorum Halbuki sürekli aynı sorularınız varsa cevapları belli dostlar Sürekli aynı sorular için aynı sorular sürekli cevaplanır mı? Tıklayacaksınız profile Profilde bir yuvarlak var Başla Oradan başlayacaksınız Ya da profilde linkli bağlantılar var Oradan başlayacaksınız Kendi başınıza yapmakta zorlanıyor musunuz? Güzel ücretli programlarım da var. Onlara da bakarsınız dostlar. Bakın bu da ayıp değil. Ama çözüm aradıktan sonra çözümler var. Şimdi umuyorum umuyorum <laughs> anlattıklarım sizin için faydalı olmuştur. Öz disiplinle ilgili evet günün birinde bir şeyler en azından bir video çekmeye çalışırım kafamdakileri toparlayabilirsem. Öz disiplin benim için çalışılmış bir şey değil öyle söyleyeyim. Benim hayat sürecim içerisinde otomatik olarak kazandığım bir şey. Ee, Zoom dersine katılmış arkadaşlar yazdı sağ olun. Maksimum kas programına örnek beslenme umuyorum. Beslenme ilgili dostlar dün bir canlı yayın yaptım. Lütfen ona tıklayın. Faydam oluyorsa size beğeneceksiniz paylaşacaksınız ki bu bilgi daha çok kişiye ulaşsın. Sonra bana diyorsunuz ki hocam Niye bu kadar az canlı yayında kişi var? Çünkü dostlar, çünkü ben prim yapmak için çok fazla bir şey söylemem. Biraz da sert tavrım vardır bildiğiniz gibi. <laughs> Şimdi reklam falan diyeyim. Dostlar, Güç ve Fitness ticari bir şirkettir. Ben spor beslenme koçluğu yaparak hayatımı kazanıyorum. Hayır, bilmeyenler için söyleyeyim sonra. Aa bu adam bana bazen şunu yazıyor dostlar bir denk geliyorlar tanıtımımı denk geliyorlar bana diyorlar ki o hocam işi ticarete dökmüşsün evet dostlar işi ticarete döktüm ben zaten spor beslenme koçuyum ben hayatım bu şekilde kazanıyor ha ücretsiz olarak bir şeyler anlatmamın bir şeyleri fayda bir şey, birilerine fayda sağlamaya çalışmamın ...önüme engel mi değil tabii ki profil'e tıklarsanız ya orada öne çıkarılmış hikayelerde zoom dersleriyle Profilde başta başta altında da var. Bakın profildeki bağlantıya tıklarsanız eğer profilde linktree diye bir bağlantı var. Orada mesela örnek veriyorum. İlk başta yak var. Yak ticari program ama hemen aa önce reklam yapmış demeyin. Yaka bakmak isteyen yaka bakar. Maksimum kas programına katılmak istiyorsanız maksimum kas programı ücretsizdir bu program. Açalım. Maksimum kas programına katılmak istiyorsanız onunla ilgili bilgi yine orada var. Zoom eğitimlerine ücretsiz katılmak istiyorsanız onunla ilgili bilgi de orada var. Nasıl sayıflayacağım videoları bulamıyorum falan derseniz YouTube kanalımın adresi yine orada var. Orada dostlar. Kısaca o bilgiler orada. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sağolunuz, varolunuz. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Profildeki lütfen videolarımı, paylaştıklarımı beğenmeyi unutmayın. Canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız eğer faydalı bir şeyler gördüyseniz canlı yayın bildirimlerini açarsınız o zaman. Profile giriyorsunuz orada bir tane zil işareti var. Zile basıyorsunuz. Pıt diye yapıyorsunuz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir cumartesi akşamı diliyorum dostlar. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.